Selimiye'de 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İşletmemizin ismi Zeytin Dalı. Butik Otel ve Beach. Bir aile işletmesi. Kardeşim, eşi, ben. Hep beraber ne yapabiliriz? Turizme katkı olarak neler üretebiliriz? Bu amaçla yola çıktık. Geçen sene ilk sezonumuzdu. Bu sene biraz daha konseptimizi güncelleyerek, yenileyerek farklı bir hava katmaya çalıştık. Odalarımızda paletleri kullandık, ahşap ağırlık. Dolaplarımız eski köy dolapları gibidir. Yataklarımız palet yataktır. İsterseniz içeriye de girip bakabiliriz. Gelin. Eski köy dolapları biliyorsunuz ahşaptır. Biz de onlardan esinlenerek böyle ahşap köy dolapları yaptırdık. Hatta kancalıdır aynı zamanda bunlar da. Şu şekilde. Odada hoş bir ahşap kokusu da oluşuyor aynı zamanda. Burası aile odamızın yatak odası tarafı. Renk olarak mavi beyaz kullanıyoruz ağırlık. Hem insanlara daha sıcak geliyor hem de mavi beyaz Ege bölgesinin aynı zamanda simgesi gibi. Beyaz Bodrum evleri, Yunan evleri tarzında. Çekici de geliyor insanlara aynı zamanda, ilgi çekiyor. O yüzden mavi beyaz ağırlık renklerimiz. Burada gördüğünüz birçok şeyi kendimiz yaptık. Tabii masa, sandalye, fabrikasyon ürünler hariç. Dekorasyon malzemelerinde falan kendi el emeğimizi koymaya çalıştık. Kışın boş bulduğumuz zamanlarda gelerek bu şeylere, mesela ağaçlara kabaklarımız var. Bunlar burada su kabağıdır aslında aynı zamanda. Eskiden bunlar, eski zamanlarda delirmiş falan su, yani şimdiki sürahi gibi kullanırlarmış. Bunların içini temizlerlermiş güzelce, çok iyi bir şekilde. Ondan sonra ağızlarına bir bildiğimiz mantar kapaklar. Ve dolapta falan bunları muhafaza ediyor. Kendi de aynı zamanda soğuk tuttuğu için tarlaya gittiklerinde falan bunlarla giderlermiş. Bir de bağlayarak. Biz de bunları şimdi altlarını keserek böyle dekorasyon olarak kullandık. Normal işe yaramayan kapıları aldık. Bunları eskikle boyadık. Resim çekilmesi için de dekorasyon amaçlı bu şekilde kullanıyoruz. Bu pandemiden dolayı bakanlığın aldığı, çıkardığı yönetmelik kapsamında alınması gereken tedbirler var. Biz de bunları harfiyen uymaya çalışıyoruz. Tabii Selimiye bölgesinde şu ana kadar vakanın karşılaşılmaması bizim için çok büyük bir avantaj. Tabii gün içinde de artık zaman içinde de insanlar yavaş yavaş ister istemez normalleşmeye, ayak uydurmaya çalışıyorlar. Şezlonglar arası mümkün olunca sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Masalar arasında yine sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Tabii avantajımız şu, açık havadayız. Açık havada olmak biraz daha bizleri, elimizi güçlendiriyor açıkçası. Tabii kapalı ortamlara daha hızlı bulaştığı için açık hava da bu anlamda sürekli yani gibi. Personel eğitim aldı, dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. Aynen. Otelde kaç kişi konaklıyor biliyor musun? Özellikle her gün mutlaka yüzey temizleyiciler ile temizlikler yapılıyor. Çok özen gösteriyoruz. 10 tane odamız var. Pardon, 13 tane odamız var toplam. 10 odamız ana binamız. Yani bu sahilimize 80 metre mesafede. Diğer 3 odamız da sahil kısmında. 13 odayla Selimiye'ye hizmet veriyoruz. Burada barımız var. Yemek, insanlar geldiğinde burada hem yüzüp hem de yemeklerini yiyebiliyor. Akşam da aynı zamanda plaj kapandıktan sonra saat 7.30-8 gibi sahile masa atıyoruz ve ondan sonra deniz ürünleri ağırlıklı. Bir de burada hani biraz önce konuşma esnasında denk geldim. Herhalde akşam deniz bittikten sonra masaları denize hani atıp denizde insanların yemek yemesini sağlıyorsunuz. Sağ kenarına atıyoruz. Bu şekilde hizmet ediyoruz. Şöyle denizi de gösterelim. İnsanları çok rahatsız etmeden.